Koç Holding ve Ford ortaklığıyla Otosan'ın İstanbul'daki fabrikasında 19 Aralık 1966'da seri üretimi başlayan ve ilk kez 28 Şubat 1967'de satışa sunulan Anadol, 1984 yılında üretiminin sonlandırmasına kadar 62.293 otomobil ve 30.265 pick-up olmak üzere toplamda 93.188 adet üretildi. Bugünkü videomda Türk milletinin kolektif hafızasında yerini alan ve yerli otomobil için duyulan heyecanın ifadesi olan Anadolu otomobillerinin hikayesiyle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak Tarihi Araçlar kanalının daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilir, yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Anadolu'nun hikayesini daha iyi anlamak için Vehbi Koç'un Amerikalı Ford Company şirketine Türkiye'de bir fabrika açtırmak isteği ve bu uğurda verdiği mücadeleyi irdelemek gerekiyor. Vehbi Koç çalışma hayatına 1917 yılında babasının onun için açtığı küçük bakkal dükkanında ayakkabı lastiği, şeker, kaşar peyniri, zeytin, makarna gibi mallar satarak başladı. Koçzade Ahmet Vehbi adlı ilk firma Ankara Ticaret Odası'na 1926 yılında tescil edilmiştir. Ticaretle uğraşırken 1928 yılında Ford Motor Company ve Standard Oil'in yerel temsilciliğini alarak Koç Ford ile tanışmıştır. Artık Ford üretimi araçlar Koç vasıtasıyla Türkiye'ye ithal edilip satışa sunulacaktı. Cumhuriyetin ilanı ve yeni Türkiye'nin kurulması yeni bir yapılanma ihtiyacını doğurmuştu. İyi bir müteşebbis olan Koç, bu açığı ilk fark eden insanlar arasındaydı. Bu yüzden inşaat malzemesi satışına ve inşaat yapım işlerine ağırlık verdi. Ankara ve İstanbul'da işlerini geliştiren Vehbi Koç, Türk halkının ihtiyacını karşılayacak bazı malların üretimi için yerli bilgi ve teknolojinin yetersizliğini göz önünde bulundurarak dış bağlantılar kurmuştur. Bu dönemde lisans anlaşmalarıyla bilgi ve teknolojinin açığını kapatacak girişimleri üstlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsediği endüstrileşme ilkesine uygun olarak 1940'ların sonuna doğru imalata yönelim başlar. Vehbi Koç, General Electric firmasıyla işbirliği yaparak ilk ampul fabrikasını kurar. Bu fabrika sayesinde hem Türk halkının ihtiyacı karşılanır hem de Vehbi Koç'un dış ülkelerle olan ilişkileriyle farklı alanlarda bilgi akışı hızlanır. 50'li yıllar Türkiye'de yerli imalatın hızla geliştiği yıllardır. Koç topluluğu bu dönemde üretim şirketleri yatırımlarına başlar ve üretimi tamamlanmış ürünlerin dağıtımını sağlamak için ülkenin birçok bölgesinde ticaret şirketler kurar. Koç topluluğunun gelişimi ve ulusal ekonomiye katkısı ülkemizin endüstrileşme ve kalkınma çabaları açısından atılan en önemli adımlardan biri olur. Bu adımlar uluslararası şirketlerle kurulan ortaklıklar veya alınan teknik yardımlarla Türkiye'deki ilk otomobil, ilk traktör, ilk kamyon, ilk ampul, ilk buzdolabı, ilk çamaşır makinesi, ilk şofben, ilk kompresör, ilk LPG gazı, ilk cam yünü, ilk motor bloku ve ilk kablo fabrikası kurulur. Böylece lisans anlaşmalarıyla bilgi ve teknolojik aktarım kısmen yabancı ortaklıklara dönüşür. Koç'un aklında hep yapmayı arzuladığı bir şey vardır. İlklerin adamı Vehbi Koç, Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapmayı çok istemekteydi. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Türk Otomobil Endüstrisi ve Türkiye Devlet Demir Yolları tarafından yerli araç denemeleri gerçekleşmiş fakat seri üretim asla gerçekleşmemişti. Vehbi Koç'a göre araba bir ihtiyaçtı. Arabayı ben bir ayakkabı gibi düşünürüm. Lüks arabadan bahsetmiyorum. Ayağını yerden kesecek, işine gidip gelebileceğim bir vasıtadır. Onun için ben arabayı böyle mütalaa ederek araba fabrikası kurmaya karar verdim demiştir. Koç'un bu arzusunu gerçekleştirmesi için mevcut imkan ve teknoloji o yıllarda ülkemizde maalesef bulunmuyordu. İyi bir otomobil üretmek ve uzun yıllar ülke insanının kullanımına sunmak ancak güçlü ve bu alanda kendini kanıtlamış bir ortak ile gerçekleşebilirdi. Vehbi Koç nazarında Ford Company çok güçlü bir partnerdi ve Ford ile yapılacak ortaklığın Koç'u ileriye taşıyacağını çok iyi biliyordu. Ford ile bayilik anlaşması olan Koç'un bayilik süreci de oldukça başarılıydı. Bu durum Ford ile yakınlaşması için
çok önemli bir fırsattı. Bayiler arası yapılan bir yarışmada Koç'un bayisi birinci gelmişti ve Ford Vehbi Koç'u Amerika'ya davet etmişti. İşte beklediği fırsat Vehbi Koç'un ayağına gelmişti. Devletin desteğini de alan Vehbi Koç, Başbakan Adnan Menderes'in mektubu ile Amerika'nın yolunu tutmuştu ve nihayet Ford ile işbirliği anlaşması yapılmış, devlet desteği olduğu için Ford Company sermaye olarak da ortaklık yapma kararı almıştı. Vehbi Koç çok sevinmiş ve o sevinçle Türkiye'ye dönmüştü. Fakat Türkiye'ye döndüğünde işler karışmıştı. Daha öncesinde devlet desteğini açıklamıştı fakat geri dönüşlerinde devlet destekten vazgeçmiş ve bu girişime asla izin vermeyeceğini açıklamıştı. 8 ay boyunca Başbakan Adnan Menderes'ten randevu dahi alamayan Vehbi Koç, bir türlü otomobil fabrikasını kuramıyordu. Ford yetkilileri de bu durum karşısında ortaklıktan vazgeçtiklerini, ancak teknik destek verebileceklerini açıklayarak Vehbi Koç'a ikinci şoku yaşatmışlardı. Ama Vehbi Koç kafaya koymuştu, bir araba üretecekti ve kendi sermayesi, parasıyla fabrika kurmaya karar verdi. Uzun yıllar geçmesine karşın hükümetten bir türlü izin alamıyordu. Ülke kaos içindeydi. Hükümet askeri darbeyle indirilmiş, devlet cuntacılar vasıtasıyla yönetilmeye başlamıştı. Yeni hükümet kurulmasıyla yeni dönem başlamıştı. Dönemin Sanayi Bakanı'na mektup yazan Vehbi Koç şöyle diyordu: "Ufak bir otomobil üretimi için izin verin. Bu otomobili üretmek için ben hem paramı hem de şerefimi ortaya koyuyorum." Sonunda izin verildi ve ilk otomobil Anadolu piyasaya çıkmıştı. Koç'un rüyası gerçek olmuştu. Anadolu'dan sonra otomotiv sanayi daha da gelişecekti. Her ne kadar Türkiye'nin ilk otomobili olmasına karşın Anadolu, tasarımı İngiliz Reliant firmasınca yapılmıştır. Anadolu'nun şasi ve motor şanzımanları ise Ford'dan temin edilmiştir. Anadolu adı Anadolu kelimesinden gelmekte olup açılan isim yarışması sonucunda finale kalan Anadolu, Anadolu ve Koç arasında seçilmiş ve Otosan Otomobil Sanayi AŞ tarafından İstanbul'daki fabrikada üretilmeye başlamıştır. Anadolu'nun amblemi Hititlerin geyik heykellerinden birini sembolize etmektedir. Anadolu otomobilleri fiberglass bir kaportaya sahiptir. Bu fikir ise 1963 yılında Bernard Nahum ve Rahmi Koç İzmir fuarındayken İsrail yapımı bir fiberglass araç dikkatlerini çekti. Saç kalıp üretimine göre çok ucuz olan bu yöntem yerli otomobil üretimine başlama konusunda Vehbi Koç'u cesaretlendirmişti. Böylece aracın kaportası fiberglass bir malzeme olması kararlaştırıldı. Anadolu'nun üretimi 19 Aralık 1966'da başlamış olsa da satış ve trafik tescili için gerekli olan yeterlilik belgesi ve araçların imal tadil montajı hakkında teknik şartları gösteren yönetmelik onayı Makine Mühendisleri Odası'ndan 28 Şubat 1967 tarihinde alınmış ve dolayısıyla Anadolu satışları bu tarihten sonra başlamıştır. Anadolu'nun ilk modelleri İngiliz Reliant ve Olga Deising tarafından tasarlanmıştır. İlk kullanılan motor Ford'un Cortina modelinin 1200 cc'lik Kent motorudur. Gövdenin fiberglass olması öküz, keçi ve eşekler tarafından yenildiği yönünde söylemlere neden olarak kaportası için olumsuz dedikodular yayılırken o yıllarda dünyada otomotiv endüstrisinde bu teknoloji zaten kullanılıyordu. Başlıca modelleri Anadolu A1 1966-1975 yılları arasında üretilmiştir. A1 üretiminde ilk olarak Ford Cortina'nın 1200 cc'lik 1959 model Kent motoru kullanılmıştır. 1968'de bu motor daha güçlü 1300 cc'lik Ford Crossflow motoruyla değiştirilmiştir. 1969'da gösterge panosu yenilenmiş, direksiyon daha ergonomik bir hale getirilmiştir. 1971'de o günün modası olarak kabin tavanı vinil ile kaplanmıştır. Bu dizayn MK1 tipi olarak Nisan 1972'ye kadar bu şekilde kalmıştır. 1971'de İzmir'de düzenlenen Akdeniz oyunları için geliştirilen A1 modeline Anadolu Akdeniz adı verilmiş ve bu modelin üretimine 1972'de başlanmıştır. MK2 olarak adlandırılan bu model de farların yuvarlak şekli yerini dörtgen farlara bırakmış, vites bloğu ve tamponlar yenilenmiştir. Yeni dizaynda tamponlar gövdenin bir uzantısı haline gelmiş, ön ızgara değişmiş, farlar ve sinyaller dörtgen hale gelmiştir.
Sinyal ve stop lambaları üçgen bir şekil almıştır. Kabin içi ciddi bir değişikliğe uğramış, gösterge tablosu ve ön konsol koltuklar değişmiş, kullanılan malzemelerin kalitesi yükseltilmiştir. 1972'den itibaren Anadolu Coupe'de kullanılan bu standart A1 üretiminin sonuna kadar, yani 1975 yılına kadar aynı kalmıştır. Coupe olarak başlayan Anadolu üretimi 1973 sonlarından itibaren sedan ve estate versiyonlarının da ilavesiyle devam etmiştir. Şasi helezonlu bağımsız ön süspansiyon ve makaslı arka aksın üzerine kurulmuştur. Frenler ise önler disk, arkalar tamburdur. Direksiyon sisteminde ilk modellerde döner bilyalı direksiyon kutusu sistemi kullanılmış, daha sonra ise rack and pinion sisteme geçilmiştir. Anadolu A1 üretimine 1975 yılında son verilmiş ve toplamda 19.724 adet üretilmiştir. Anadolu A1 aynı zamanda Türkiye'nin ilk ralli arabası, Anadolu ralli takımı da ilk ralli takımı olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin ilk resmi rallisi olan 1968 Trakya rallisini kazanan A1 takımı ve ünlü pilotları Renç Koçubey ve Demir Bükey'dir. Anadolu A2 SL modeli ise 1970-1981 yıllar arasında üretilmiştir. Anadolu A2 serisi Türkiye'nin ilk 4 kapılı otomobili olmakla beraber dünyada tamamı fiberglass gövdeye sahip ilk 4 kapılı sedan otomobili olarak tarihe geçmiştir. A2 serisinde Ford Cortina'nın 1300 cc'lik Kent motoru kullanılmıştır. Tek parça ön koltuğu ile tanınan bu ilk A2 modelleri teknik olarak A1 modelleri ile aynı donanıma sahiptirler. Ayrıca A2, aracın güvenliğinin arttırılması amacıyla çarpışma testine tabi tutulan ilk Türk otomobilidir. A2 aile arabası olarak dizayn edilmiş olsa da ticari olarak da büyük bir sükse yaptı ve 35.668 adetlik bir satış performansına ulaşarak en fazla satılan Anadolu modeli olmuştur. Anadolu A4 STC16 modeli ise 1973-1975 yılları arasında üretilmiştir. İlk prototipi 1972'de geliştirilen STC16 sadece 1973 ve 1975 yılları arasında üretildi. STC16 Erat Noyan tarafından dizayn edildi. Böylece 1961'de dizayn edilen devrim otomobilinden sonra Türkiye'de dizayn edilerek üretilen ve seri üretime gerçekleşen ilk otomobil unvanını aldı. 1971'de Otosan'ın genel müdürü ve Vehbi Koç'un damadı Erdoğan Gönül, Otosan yönetimini ikna ederek seri üretime geçilmesi onayını aldı. STC16 üst gelir seviyesindeki kullanıcıları ve uluslararası rallilerde Anadolu markasını prestij sağlamayı hedeflemişti. Belçika Kraliyet Sanat Akademisi mezunu olan Erhard Noyalt'ın başında olduğu bir ekip tarafından çizilen STC16, o yıllar gözde spor araba modelleri olan Datsun 240Z, Saab Sonet, Aston Martin, Ginatta Marcos modellerinden esintiler taşımaktadır. Erhard Noyan, aracın iç ve dış dizayn karakteristiğini 2. Dünya Savaşı'nın gelişmiş uçağı olan Super Marina Spitfire'dan esinlenerek çizdiği ifade edilmektedir. STC16 üretim bandına A4 koduyla konmuş, kısaltılmış ve modifiye edilmiş Anadolu şasi ve süspansiyon sistemi ile 1600 cc'lik Ford Mexico motorunu kullanmıştır. Şanzıman olarak ise yüksek performanslı İngiliz Ford Cortina ve Capri modellerinin şanzımanları kullanılmıştır. STC16 test sürüşleri için Otosan Üretim Müdürü Nihat Atasagun tarafından İngiltere'ye Mira pistine götürüldü. STC16 İngiltere'deki deneme sürüşlerinde ve görüldüğü otoban ve caddelerde bir İngiliz markasının yeni spor modeli sanılarak büyük ilgiyle karşılandı ve dikkat çekti. Ne yazık ki STC16 üretimi 1973'teki global petrol krizinin yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle uzun sürmedi. Benzin fiyatlarındaki aşırı artış ve bir petrol türevi olan fiberglass maliyetlerindeki artışlar STC16'nın üretim maliyetlerinin aşırı yükselmesine neden olduğu gibi bu maliyetlerde yapılacak üretim sonrası satışların sadece yüksek gelir grubuna hitap etmesi ve aracın benzin tüketiminin yüksek olması bu arkadan itişli spor modelinin üretim ömrünün çok kısa olmasına neden oldu. STC16 üretimi sırasında toplam 176 araç üretilmiş olup bunların büyük bir bölümü 1973'te üretilmiştir. Renk olarak genelde Alanya sarısı olarak üretilen STC16'lar bu renkle özdeşleşmiştir.
Anadolu A5 SV1600 modeli 1973-1982 yılları arasında üretilmiştir. SV1600 üretim bandından 1973 yılının sonunda A5 koduyla dünyanın ilk fiberglass gövdeli 5 kapılı station wagon arabası olarak inmiştir. Motor olarak 5 ana yataklı 1600 cc'lik, 4 silindirli OHV motorla donatılmıştır. SV1600 üretimi 1982 yılında durdurulmuş olup toplamda 6.499 adet üretilmiştir. Anadolu A6 böcek modeli ise 1975 ila 1977 yılları arasında gerçekleşmiştir. Anadolu böcek, o yıllarda Otosan Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan Jean Nahum tarafından dizayn edilmiştir. Anadolu böcek üretim bandından A6 kodu ile 1975'te indi. Böcek aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin isteği doğrultusunda geliştirilmiştir. Volkswagen Buggy modeliyle benzerlikler taşımasına karşın konsept ve karakteristik olarak değişik bir dizaynla üretilmiştir. Otosan, o yıllarda artan turizm potansiyelini ve sayıları gittikçe çoğalan tatil köylerini de düşünerek aracın halktan da göreceği talebi de dikkate almıştır. Üstü açık, kapısız, ön camı kaputa aynı eğimli olan dizayn, değişik gösterge paneli ve konsol aracın en önemli özelliğiydi. Aynı eğimdeki kaput ve cam dizaynı ileriki yıllarda ortaya çıkan SUV araçlara da esin kaynağı olmuş, dönemin ilerisinde kabul edilen panel ve konsol dizaynı daha sonraki yıllarda pek çok Avrupalı üreticinin otomobil dizaynına esin kaynağı olmuştur. Anadolu böcek 1298 cc ve 63 beygir gücünde Ford motor ile üretilmiş, hafif ve küçük kasası nedeniyle yüksek performans elde edilmiştir. Anadolu böcek üretimi de STC-16 gibi şanssız bir döneme rast gelmiştir. Döneminin çok ilerisinde dizayn edilen her iki model de petrol krizinin kaynaklanan dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle talep yaratamamış ve üretimleri askıya alınmıştır. 1975 ve 1977 yılları arasında üretilen böcek modeli sayısı sadece 203'tür. Anadolu A8 modeli ise 1981-1984 yılları arasında üretilmiştir. 4 kapılı A8 serisinin üretimi 1981'de başladı. A8 modelinin esin kaynağı o dönemin Saab ve Volvo markalarının modelleri olmuştur. Bu modellere özgü geniş farlar, eğik burun, küt ve yüksek arka kesim gibi öncü detaylar A8 dizaynında da kullanılmış, ancak 1981 yılına kadar biraz modası geçmiş olan ve böcekte de kullanılan arka stoplar aracın bu yenilikçi felsefesine uygun düşmemiştir. 1981 ve 1982 yılı üretiminde yüksek performanslı 1.6 Pinto E-Max motor kullanılmış olsa da bu araca bir albeni kazandırmaya yeterli gelmemiştir. Durum böyle olunca üretim masraflarını azaltmak amacıyla 1983 ve 1984 üretimlerinde, üretim bandına alınan A8 modellerinde yine Ford'un eskiden kullanmış oldukları 1600 cc'lik Kent motoruna dönülmüştür. A8 modeli 1981 ve 1984 yıllarında sadece 1013 adet üretilmiştir. Anadolu kamyonet modeli ise 1971 ile 1991 yılları arasında üretilmiştir. Anadolu kamyonetle ilgili ilk çalışma 1970 yılında başladı. Aslında ilk kamyonet üretim fikri Otosan fabrikasında bir Anadolu A1'in malzeme taşımak amacıyla tadil edilmesiyle ortaya çıktı. Bernard Nahum fabrikada kısımları dolaşırken bu aracı görerek görüntüsünü pek beğenmemekle birlikte böyle bir aracın hafif ticari taşımacılıkta kullanılabileceği fikrini ortaya attı. Anadolu kamyonetler geçirdiği ufak tefek dizayn değişiklikleriyle 1971'den 1991 yılına kadar 36.892 adet üretilmiştir. PTT gibi pek çok kamu kuruluşu yıllarca Anadolu Pickup ile hizmet verdi. Ancak Anadolu kamyonete olan talep o kadar arttı ki talebin karşılanmadığı noktada özellikle A2 modellerinin kesilerek kamyonete dönüştürülme dönemi başlamıştır. 1966 Aralık ayında satışa sunulan Anadolu, 1984 yılında üretimi durdurulana kadar 87.000 adet satılmıştır. Pickup versiyonları ise 1991 yılına kadar üretilmiştir. Az sayıda kalan örnekleri günümüze klasik kabul edilmekte, meraklıları tarafından korunmakta ve kullanılmaktadır. Ayrıca ortadan kesilerek kamyonet yapılmış biçimleriyle adını aldığı Anadolu'nun küçük şehirlerinde halen kullanılmaktadır. Ayrıca İngilizler Anadolu'nun aynısını Yeni Zelanda'da üretmek için çaba göstermiş olup günümüzde Yeni Zelanda'ya ait bir adada kullanılan küçük bir şehirde Anadolu otomobillerine rastlamak mümkündür. Anadolu bizden bir arabadır.
günümüzde dahi yeni modeller üretilse tercih edilecek araçlardandır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. We'll be right back.